Peki hocam, mantar enfeksiyonları nelerdir? Mantar enfeksiyonları da, yani biz kadın doğum mantarından bahsediyorum. Evet. Bir ciltte olanlar var, dış perinede olanlar var. Onlar daha çok kontakla bulaşan, bir yerden alınan mikropla bulaşan enfeksiyonlardır. Bir de asıl bizim konumuz vajinada. Evet. Vajinal kandidiyaz dediğimiz vajinal mantar enfeksiyonları var. Bunlar daha çok böyle dokun, yani bir yerden alınan değil de normal vajinamızda bizim mantar olması gerekiyor. Normal floramızda var bu mikroorganizmalar. Özellikle vücut direncinin düştüğü, antibiyotik kullandığımız, üşüttüğümüz durumlarda oradaki özellikle antibiyotik kullandıktan sonra normal yaşaması gereken bakteriler de maalesef ölüyorlar. Bu sefer mantarlara böyle geniş yerler açılıyor ve bizim mantarlarımızda çoğalıyorlar ve enfeksiyona, kaşıntıya, kötü kokuya, akıntıya, sarı yeşil akıntıya neden olabiliyorlar. Yani vücut direncimizi düşürmek, gereksiz yere asla ufak bir üşütmede, ufak bir şeyde, problemde antibiyotik kullanmamak bizi mantar enfeksiyonuna karşı çok korur. Çok basit tedavileri var, medikal tedavileri, ama ben en çok hastalara şey de öneririm bu tedavilerinde: kefir içmek, gerekirse sirkeli sularla vajinal temizliğimizi yapmak, bu bizi bayağı bir koruyabiliyor mantar enfeksiyonlarından. Evet, bunlar da önemli mesajlardı. Evet. Kefir dediniz hocam. Kefir çok faydalı. Yoğurt, ev yapımı, doğal mayayla satın alınan yoğurttan bahsetmiyorum. Yoğurt da çok vücut direncimizi faydalı, yükselten, faydalı bakterileri çoğaltan bir şey. O zaman bizi hem besleyici hem de direncimizi yüksek tutacak. Sağlığımızı, evet. Gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Evet, evet, evet. Prebiyotikli böyle turşular, sirkeler, ev yapımı yoğurtlar, kefirler bizi çok çok inanılmaz sağlıklı kılan besinler. Peki hocam, rahim ağzı kanserinden bahsettiniz. Orada öncüsü lezyonlar denildi. Peki öncüsü lezyonlar nelerdir? Şimdi bize rahim ağzı kanseri, daha doğrusu kadının en fazla başvurma nedeni ilişkiden sonra kanamam oluyor. Ya da çok akıntım oluyordur. Biz bakarız, hiçbir sorun olmasa bile her kadından simir testi yaparız. Evet. Her kadından. İstisnasız cinsel birlikteliğiniz varsa en fazla 2-3 yıl sonra simir testine başlamanız gerekiyor. HPV virüsü, biraz önce bahsettiğim gibi rahim ağzı kanserine yol açar, ama hemen HPV virüsü aldıktan sonra 1 sene sonra, 2 sene sonra hemen kanser olmayız. Bunun bir süreci var. Hücreler yavaş yavaş değişmeye başlar. Özellikle HPV virüsü gençlerde çok yaygındır, ama gençlerin vücudu çok güçlü olduğu için de çabuk tedavi, yani kendilerini çabuk toparlarlar ve virüsle başa çıkabilir vücutları, tamamen tedavi olabilirler. Ama bunları takip etmek gerekiyor. Tedavi olmazlarsa ve ilerlerse, bir takım tipleri var bunların, 16-18 gibi, işte 9-11 gibi ya da işte 52, yani çeşitli tipleri var. Bazıları kanser yapıyor, bazıları da duyuyorsunuzdur, bikini bölgesinde sihirler, makatta sihirler yapıyor. Makatta sihirler yapanlar çok sevimsizdir. Çok, ya da bikini bölgesinde çok sevimsizdir, ama genelde kansere neden olmazlar. Onları genelde yakarak tedavi ediyoruz. Ama rahim ağzındakiler, rahim ağzına yerleşenler kanser yapma olasılığı yüksek HPV tipleridir. Bazıları cin 1 diye hafif lezyonlar yapar. Bu cin 1'ler %80 kendiliğinden tedavi olabilirler. Cin 2, cin 3 diye bahsettiğimiz ileri değişiklikler %20 kansere dönebilir. Onlara mutlaka ciddi lip tedavisi yapma ya da rahim ağzını koni şeklinde almak şeklinde tedaviler. Hem tadı koydurucu hem de tedavi edici özellikleri vardır. Çıkarıp patolojiye gönderiyoruz. Patolojide cerrahi sınırlarda lezyon var mı yok mu ona bakılıyor ve ne kadar ileri, kanser var mı yoksa öncü lezyonlar mı diye bakılıyor. Hem tedavilerini hem de tanılarını sağlamış oluyoruz böylece. Bu lezyonlar hiperplazi, displazi özellikle. Displazi dediğimiz lezyonlar çok önemli. Hafif, orta ve ileri derecede displaziler. İleri derecede displaziler
%20 gibi çok yüksek bir oranda kansere dönebilirler. Çok ciddiye almak gerekir. Peki hocam, mantar hastalığı olan bir kadın hamile kalabilir mi? Kalabilir. Bu gebelikte mantar çok da sık olur. En sık gördüğümüz enfeksiyondur. Gene çok aynı tedaviyi gebelikte de uygulayabiliriz ve çok basit bir tedavisi var. Çok normal. Kalabilir gebe. Gebelik esnasında jinekolojik hastalıklarla karşılaşabilir mi kişi? Tabii. Rahim ağzı kanseriyle bile karşılaşabilir. Ama öncü lezyonlar yoksa, eğer çok ileri şey yoksa bir şey yapmayız. Ama basit enfeksiyonları aynı normal hayatındaki gibi tedavi etmemiz gerekir. İleri dönem kanser bile olabilir, dediğim gibi yumurtalık kanserinden rahim kanserine, rahim ağzı kanserine göre kadar. Çok ileri evlerde gebeliği sonlandıracak kadar çok ciddi sorunlar olabilir. Bazen kadınlarda dönem dönem akıntılar oluyor hocam. Evet. Bu akıntının sebebi nedir? Şimdi akıntı aslında çok normal bir bulgudur. Kadının siklusunu, yani döngüsünü tarif eden bir bulgudur. Özellikle şu normal bir akıntı siklusudur, döngüsüdür. Mesela adet görürüz. Adetin son 5-6. Günlerine doğru kanama azalmaya başlar ama sümüksü, böyle tuvalette uzayan akıntı artmaya başlar. Özellikle yumurtlama gününe kadar yapışkan, uzayan bir akıntımız olur. Yumurtlama gününde bir anda kesilir, birkaç gün kuru günlerimiz olur. Progesteron dediğimiz hormonun etkisiyle yumurtlamadan sonra salgılanır. Kuru günlerimiz başlar ve o akıntı çamaşıra gelse bile çok böyle hiç uzamayan, pıt diye kopan, böyle koyu, dense bir akıntı olur. Sonra adete doğru yaklaştıkça akıntı sulanmaya başlar ve adet görürüz. Bu her kadında olması gereken, daha doğrusu kadınların %5'inde 10'unda akıntı olmaz. %90'ında olur akıntı ve olması gerekir. Nasıl burnum, bu kızımız nemli tutması gerekiyorsa vajenimizin de nemli kalması gerekiyor. Bu rahim ağzı salgıları bu vajenin nemlenmesine yardımcı olur ve hormonlarla da, düzgün hormonlarla da çok beraberdir. Ya bu akıntılar normaldir ama kötü kokulu, evet, kremimsi, peynirimsi, yeşilimsi, kızarıklık yapan, kaşıntı yapan akıntılar kötü akıntılardır. Onlar hastalık nedenli oluşur ve mutlaka bir doktora başvurup tedavilerinin alınması gerekir. Peki kaşıntı dediniz. Kaşıntının sebepleri de bu saydıklarınız içerisinde mi var? Genelde mantarlar kaşıntıya neden olur. Çok basitçe tedavi edilirler. Peki kasık ağrıları da oluyor kadınlarımızın. Peki bu kadınlarımızda kasık ağrısı neden oluyor? Yine jinekolojik hastalıklar içerisinde mi giriyor hocam? Evet, kasık ağrıları özellikle enfeksiyonlarda sık olur. Bu idrar yolu enfeksiyonu dahildir buna. Kitlelerde sık olur. Rahim kitlesi olabilir, yumurtalık kitlesi olabilir. Torsiyon dediğimiz o over kistlerinde sık oluşabilir. Endometrioma dediğimiz o bahsettiğiniz çikolata kistleri çok, evet, kasık ağrısı yapar. Bir de çok hani nedenini bulamadığımız kasık ağrılarında da adenomiyozis dediğimiz rahim damarlarının genişlemesine bağlı, ödemine bağlı varisler oluşur rahimde ve pelvik damarlarda. Onlar da kasık ağrısı yapabilir. Çeşitli nedenleri vardır kasık ağrısının. Nedenini araştırmak gerekir. Peki sihirler neden olur? Sihirler, biraz önce bahsetmiştim. HPV'lerin bazı türleri sihir yapar, bazıları rahim ağzı kanseri yapar. Cinsel yolla bulaşırlar. Rahim ağzı kanserine karşı şey korur ama prezervatif kondom korur ama sihirlere karşı pek korumaz. O yüzden cinsel partnere çok dikkat etmek lazım. Ne kadar fazla cinsel partner varsa o kadar sihir alma olasılığımız yüksektir. Hijyen çok önemli sihirlerde. O da çok kaşıntı yapar. Evet. Çok rahatsız edici ve çok sevimsiz bir şeydir sihir sahibi olmak. Yakarak ya da işte bir takım kremleri var, onunla tedavi ediyoruz. Kremle de tedavi edilebilir. Çok azsa kremle, yoksa yakarak tedavi ediyoruz. Çıkartıyoruz sihirleri. Nurcan Hocam, tabii kadın hastalıklarından bahsederken adetten bahsettik, rahim ağzı kanserlerinden, rahim kanserinden ve tabii de menopoz var. Kadınların en çok karşılaştığı ve her kadının başına gelecek menopoz. Peki, evet, menopoz nedir? Menopoz nasıl adetimiz başlarsa bir günde bitiyor. Evet. Öyle yaratılmışız, sonu var adet görmenin. Tabii bu bir anlamda iyi bir şey, çünkü doğurganlık
devam etmiyor menopoza girince. Neden iyi bir şey? Kadının vücudunda, fizyolojisi de belli bir yaşta doğurganlığa daha elverişli ve daha rahat kaldırabiliyor. Belli bir yaştan sonra çok fazla hastalıklar eklenebiliyor. Bu da tabii vücudumuzun artık belli bir yaştan sonra gebeliği kaldırması, doğumu kaldırması çok zor. Yani artık doğurganlığın bittiğini gösteren bir bulgu. Nedir bu bulgu? Adet görmemeye başlıyoruz. Maalesef hormonlarımıza vücudumuz çok güzel alışıyor östrojene, progesterona. Bir anda kesilmeye başlayınca işte ateş basmaları, ani kızarıklıklar, flaşik dediğimiz kızarıklıklara neden olabiliyor menopoz. Ama herkese neden olmuyor. Bazıları çok hafif atlatır, bazıları çok ciddi atlatır ve ilaç kullanmaları gerekir. Hormon replasman tedavisi dediğimiz. Bir de menopoza kadar bizi hormonlarımız birçok hastalıktan, kemik erimesi gibi, kalp hastalığı gibi, tansiyon gibi birçok hastalıktan korurken, menopozda bu güzel hormonların vücudumuzdan çekilmesiyle artık bunlara karşı korumasız duruma geçiyoruz. Erkeklerde eşit düzeye geliyoruz. O yüzden birazcık daha böyle beslenmemize dikkat etmemiz, daha özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle kalsiyumdan bol beslenme, sağlıklı yaşam, spor kemik erimelerine çok engel oluyor. Mutlaka spor yapmalıyız. Koyu yeşiller, sütler, peynirler çok yemeliyiz. Hayvansal gıdalardan, süt peynir anlamında söylemiyorum ama kırmızı et gibi hayvansal gıdalardan biraz daha uzak durmalıyız. Menopoz hayatımızın bir parçası. Her kadın, Allah uzun ömür versin herkese, bir gün menopoza girecek. Menopoz demek kadınlığın sonu demek değil. Hem cinsel fonksiyonları devam eder, hem de kadın doğumcuya da hala gelmesi gerekir. Çünkü bazı hastalıklar maalesef menopozdan sonra çok sık gözükür. İşte kanser gibi ya da işte pelvik tabanın artık o desteğinin kalkmasına bağlı, gevşemesine bağlı, idrar kaçırma gibi sorunlar ya da rahim sarkmaları gibi. O zaman bunlar daha çok menopoz sırasında gözükür. Gene senede bir kere kadının doğum muayenesi çok önemli. Meme hastalıkları menopozda sık gözükür. Evet. 50 yaşından sonra mutlaka hem her yıl rahime bakılması gerekiyor, hem de memeye bakılması gerekiyor. En azından mamografi ve ultrason şeklinde. Meme menopozdan sonra mı oluşuyor hocam? Her meme değil ama hani belli bir yaştan sonra meme kanseri olasılığı çok artıyor. Ama ailesel meme kanserleri gibi böyle daha çok ailede işte annede, teyzede, ablada, kız kardeşte varsa daha erken yaşlarda kanser görülebiliyor. Ama genelde 50'li yaşlardan sonra daha fazla görülmeye başlıyor. Onun için de Sağlık Bakanlığı 50 yaşından sonra taramayı çok öneriyor senede bir kere.